Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu sadisu vel işrune min mebhesil ilahiyat. İlahiyat mebhesinin 26. dersini okuyoruz bugün. Hani demiş ki fehellehu idrakun evla. Fehellehu idrakun. Ya idrak nedir? Hadis kişinin idrakine, kadim kişinin idrakine. Diyor huve idrak fi hakkil hadisi. Hadis hakkında idrak, tasavvuru hakikati şeyil mudreki. O idrak edilen şeyin hakikatini tasavvur etmektir. Mudrek olan şeyin hakikati, mahiyeti, kunhi neyse onu tasavvur etmek, tefekkür etmek, hayal etmektir. Ne demek? Bunu açıklıyor. Ey tasavvuru hakikati şeyil mudreki bi fethi râi alâsâdî ismin mef'ûl indel mudriki. Bak, tasavvuru hakikati şeyil mudreki indel mudriki. Mudrikin yanında mudrek olan şeyin hakikatini tasavvur edilmesi demektir. Şimdi bi fethi râi. Zaten mudrek okuduk. Bi fethi râi alâsâdî ismin mef'ûl demeye gerek yok. Bir kez sanatsal ismi mefruz. Zaten müdrik okundu. Bu gibi şeylere diyorlar yura ve la yukrevu. Görünür ama okunmaz. Oldu mu? Gaye bir fetr alesel ismi mefruz görünce müdrek okuruz. Bitti. Bir kez sanatsal ismi fali deyince müdrik okuruz. Bitti. Peki. Hadisin hakkındaki idrak ne olduğunu öğrendik. Nedir? Tasavvuru hakikati şeyin mudreke indel mudriki. Oldu mu? Ve emma fi hakkihi ta'ala Allah-u Zülcelal'ın hakkındaki idrak nedir? Ama Allah-u Zülcelal'ın idraki var mı yok mu? O da neydi? İhtilafliydi. Öyle değil mi? Ha diyor ve emma fi hakkihi ta'ala alel kavli bihi. Alel kavli bihi. Allah-u Zülcelal'a idrak var diyen kavle göre Allah-u Zülcelal'ın hakkındaki idrak nedir? Budur. فَوَ صِفَةٌ قَد۪يمَةٌ Kadim, ezeli bir sıfettir. قَائِمَةٌ بِزَّاتِهِ تَعَالَى Allah-u Zülcelal'ın zatına nedir? Kaimdir. تُسَمَّ الْاِدْرَاكَ Ona ne denilir? Ona idrak denilir. صِفَةٌ قَد۪يمَةٌ قَائِمَةٌ بِزَّاتِهِ تَعَالَى يُسَمَّ الْاِدْرَاكَ Oldu, oldu. Yudraku bihel melmusatu. O sifetle melmusat, yani dokunan şeyler bilinir. Nasıl bilinir? Ne yönüyle? Kennu'umeti vel huşuneti. Nu'umet yönüyle, huşunet yönüyle. Bir şey savru mudur? Nu'umet yumuşak mıdır? Huşunet sert, tırtırlı midir? İşte bu neyle bilinir? Bu sifetle bilinir. Vel meşmumatu. Bu sıfatla meşmumatlar biliniyor. Ne biliniyor? Kerraihati tayyibeti. Güzel koku gibi. Güzel koku neyle biliniyor? Güzel şey, meşmumatlar örnek güzel koku gibi. Meşmumatlar da bu sıfatla biliniyor. Başka? Vel mezuqatu. Bak yudrefu bi'el melmusatu vel meşmumatu. وَالْمَذُّقَاتُ Bunlar hepsi melmusat üzerine atıldır. كَلْ حَلَاوَةِ Ne gibi? Halavet mezzukatlardandır. Halavet neyle biliniyor? O sifeti kadimle bilinir. Şimdi bilinir. مِنْ غَيْرِ اِتِسَالٍ بِمَحَالِّهَا Diyelim melmusatlar bilinirken elle deniliyor. El dokunmasıyla ve ucun bir tarafı değinmesiyle biliniyor. O yok. Bununla dedik meşmumat bilinir. İşte o kokulanan şeyden koku gelir, dimağa değecek, mahalle değecek. Ondan sonra koku hissedilir. Bu öyle değil. Bu hadislerin sıfatında bu var. Mezukatlar, halavet diyelim. O sıfatla bilinir ama mahalle değmeksizin. Ağza atılıp dile değmeden öyle değil mi? Biliniyor. Min gayri itisan bi mahalliha. Elleti o mahallar ki el esam nedir? Esamlardır. Allah-u Zülcelal'a cisim yok ki hatta ki o cisimlere ne olsun? İttisal olsun. Min gayri ittisalin bi mahalli halleti yel esamun.
وَلَا تَكَيُّفٍ بِكَيْفِيَتِهَا وَلَا تَكَيُّفٍ بِكَيْفِيَتِهَا Esamların keyfiyetiyle keyfiyetlenmede. Keyfiyete esamlara gel götürürsek. Ama esah o ki esamlara değil, o melmusat, meşmumat, mezzukat. Bildin mi? Bunların keyfiyeti var. İşte bunların keyfiyetiyle keyfiyetlenmeden. Öyle değil mi? Bunlar ne ediliyor? Heys ediliyor. Bir dese nasıl olur? İtisal bir mahal olmayacak. Bunların keyfiyetiyle keyfiyetlenmeyecek. Ama melmusatlar bilinecek, meşmumatlar bilinecek, mezukatlar bilinecek. Bu nasıl olur? Bir şey sen ağzına değmeden tadını nasıl bileceksin? Elin bir şey değmeden yumuşak mı, sert mi nasıl bileceksin? Diyor, olur. Niye? لَنَ ذَلِكَ Bu itisal-ı bir mahal. تَكَيُفِ بِكَيْفِيَتِهَا اِنَّمَا هُوَ عَادِيٌ Bunlar adi şeylerdir. Allah-u Zülcelal ibadlarında, mahlukatlarında adeti budur. وَقَدْ يَنْفَقُ Bazen olabilir. Olabilir bir insan Yüce Allah'a güç verir, ağzına bir şey demeden tadını bilebilir. Bunlar adi şeylerdir. Lazımi şeyler değil. Aklen olmayacak, ayrılmayacak bir şey değildir. İmanın bunlar adidirler. Allah-u Zülcelal hakkında bunlar düşünmezler, tesavvur edilmezler. Oldum. Tekrar ediyorum. وَمَا فِي حَقِهِ تَعَالَ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ Zaten yok diyen kavle göre tarifinden tarif de yapılmaz. فَهُ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ مِزَاتِهِ تَعَالَ تُسَّمَ الْاِدْرَاكَ يُدْرَكُ بِيَلْمَ الْمُسَاتُ وَالْمَشْمُمَاتُ وَالْمَذُّقَاتُ Aradaki كَالْنُعُمَةِ وَالْخُشُونَةِ كَالْرَائِحَةِ طَيِّبَةِ كَالْحَلَاوَةِ Bunlar nelerdirler? Bunlar örneklerdirler. مِنْ غَيْرِ اِتْسَانْ بِمَحَارِلِهَا لَتِهِيَ الْاَسَّامُ وَلَا تَكَيُّفٍ كَيْفِيَتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ اِنَّمَا هُوَ عَادِيٌ وَقَدْ يَنْفَكُّ Oldu mu? Tamam. Bunlar adidir, bazen ayrılabilir. وَقِيلَ يُدْرَكُ بِهَا كُلُّ مَوْجُودٍ Hani bu tarife göre idrakla melmusat, meşmumat, mezukatlar biliniyor. Bir kere demiş, bunlarla bütün mevcudatlar, melmusat, meşmumat, mezukat ve bunların gayrisi, bütün mevcudatlar ne oluyor? Bilinmiyor. Öyle değil mi? Ama bu zayıftır. İdrakla bilinenler başka, ilimle bilinenler başka. Öyle değil mi? Yani kudretin her bir sıfatı mutallakatları ayrı ayrı. İdrak sıfatının mutallakatları da melmusatlar, meşmumatlar, mezukatlardırlar. Oldum. وَالَّذِي سَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالَّذِي سَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ O şey ki بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ onu ne etmişler? Tesrih etmişler. Serahta zikretmişler. Nedir? اَنَّهَا bu idrak sifeti sifetun vahidetun. Yani bazı müteahhirlerin sarahaten söyledikleri şey budur. Nedir? İdrak sifeti. اَنَّهَا idraka gidiyor sifet itibariyle. İdrak sifeti sifetun vahidetun. Tek bir sifettir. Müteahhirlerin sarahaten söyledikleri budur. اَمَا لَاكِنَّ الْوَاقِعَ فِي كُتُبِ الْكَلَامِ لَكِنَّ الْوَاقِعَ فِي كُتُبِ الْكَلَامِ Kelam kitaplarında vaki olan ne? Kelam kitaplarında vaki olan şey budur. اَنَّهَا idrak sifeti selasu sifati. İdrak sifeti bir sifet değil. İdrak üç sifetten oluşuyor. Bir, idrakul melmusat. İki, ve idrakul meşmumat. Üç, ve idrakul mezukat. Oldu mu olmadı? Ve istedellel gailune bi isbatiha. Bu ayrı bir şeydir. Şimdi burada vellediye kadar hadis idrakın tarifini kadim Allah-u Zülcelal'ın idrakın tarifini yaptık, öğrendik. Vellezi'den ve istedellel kadar
idrak bir sıfat midir? Üç sıfattan oluşuyor, onu söyledim. Bu sefer idrak var mı yok mu? Var diyenlerin delilleri ne? Yok diyenlerin delilleri ne? Oldum. وَسَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِاِسْبَاتِهَا İdrak sıfatının isbatının kailleri, idrak sıfatı isbat edenler delil getiriyorlar. Onlar kimdirler? وَهُمُ الْقَادِلْ بَاقِلَانِدِرْ وَاِمَامُ الْحَرَمَيْنِدِرْ İmam-ı Harameyn 478'e vefat etmiş. Bir de وَمَنْ وَافَقَهُمَا Bunların fikrinde, görüşünde olanlardır. Ha وَسَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِاِسْبَاتِهَا Delil getiriyorlar. بِاَنَّهَا كَمَالٌ Diyorlar ne nedir? بِاَنَّهَا idrak كَمَالٌ İdrak bir kemal değil mi? وَكُلُّ كَمَالٍ وَاجِبٌ لِلّٰهِ تَعَالَى Ne kadar kemal varsa Allah-u Zülcelal'a nedir? Vacibdir. Öyle değil mi? O zaman netice nedir? O zaman fel idrak vacibun lillahi teala. Bak, bir enna kemal bu kemaldir, bu kubra konumundadır. Ve kullu kemal şey suradır. Ve kullu kemalin vacibun lillahi bu da suradır. Oradan hadi üstete bu da kubradır. Hadi üstete atarsak enna vacibun lillahi teala. İdrak Allahu Zülcelal'a nedir? Vacib. Vacibdir. Peki niye bu kemaldir Allah'a vacibdir? لِأَنَّهُ اللّٰهُ زُلْجَلَالِ لَوْ لَمْ يَتَّسِفْ بِهَا Eğer Allah-u Zülcelal idrak sıfatıyla mutessif olmasa لَتَّسِفَ بِدْدِدْ ya onun dıdıyla ne olur? Mutessif olur. Allah-u Zülcelal'e idrak yok. O zaman cehl var. Yani bir şey idrak etmiyor. Öyle değil mi? Memmumsatları, meşmumatları, mezukatları anlamıyor. Ve ve naksun, bu da nedir? Bir nakıstır. Hal hal ve naksu aleyhi teala muhalun. Nakısı Allah-u Zülcelal hakkında nedir? Muhaldir. O zaman, madem bu idrak olmazsa, bunun dıdı olur. Dıdı da nakıstır. Nakısı Allah hakkında muhaldir. O zaman fe vecceben yettesife biha. Fe veccebe vacibdir. En yettesife Allah-u Zülcelal. Ve sıflansın biha neyle? Biha bu idrak sıfatiyle. Ama ala ma yeliku bihi Allahu Zülcelal'a layık olan itisaf ve itisaf olmak vacibdir. Min gayri itisan bil esami herhangi bir esama itisal olmaksın yapışmaksızın ve min gayri usulil lezzati vel alami lehu taala. Allahu Zülcelal'a herhangi bir lezzet bir şey tat ederken dafise lezzet alsın. Acizse acı çeksin örnek. Bir şey dokunduğu zaman hoş bir şeyse sevinirsin. Hoş değilse onu incitsin. Haşa öyle bir şey olmaksızın. Allahu Zülcelal'a layık olabilecek şekilde bu idrak sıfatıyla ne? Yüce Allah mutessidir. Yani Allahu Zülcelal kendisine layık olabilecek şekliyle idrak sıfatıyla nedir? Mutessidir. فَوَجِبَنْ يَتَّسِفَ بِهَا عَلَى مَا يَلِقُ بِهِ مِنْ غَيْرِ اِتِّسَالٍ بِالْاَسَّامِ وَمِنْ غَيْرِ وُسُولِ اللَّذَّاتِ وَالْعَلَامِ لَهُ تَعَالَى Oldum. فَهَلَّهُ اِدْرَاكٌ اَوْلَى فَهَلَّهُ اِدْرَاكٌ اَوْلَى Ey اَوْلَيْسَ لَهُ اِدْرَاكٌ İdrak var mı? اَوْلَى اَوْلَيْسَ لَهُ اِدْرَاكٌ Yahut da yoktur. Oldum. İdrak ne demek? اَوْلَيْسَ لَهُ اِدْرَاكٌ اَيْ سِفَةٌ تُسَمَّ الْاِدْرَاكَ İdrak denilen bir sıfat yoktur. كَمَا زَابَ اِلَيْهِ جَمُ Bak, vardır diyenler Kadi Bakilani İmam-ı Harem'in ve etbaları gibi. Yoktur diyenler de bir nedir? Bir sürü cemaattir. Oldu mu olmadı? Ha, peki bunların delili ne? Hani Kadi Bakilani İmam-ı Harem'in etbalarının delillerini söyledi. Bunları mutessif olma, bu sıfatla mutessif olmasa dıdıyla mutessif olmalı. Dıd nakıstır. Allah-u Zülcelal'ın nakıstan tenzihi vacip. Peki vardır diyenlerin deliline vestedellu bu ceme delil getirmiş ala zalike Allahu Zülcelal'a idrak sıfeti olmadığına dair delil getirmişler bi ennehu Allahu Teala bi ennehu şenhal bi ennehu ne? Şenhal
لَوْ اِتَّسَفَ تَعَالَ بِهَا Eğer Allah-u Zülcelal bu idrak sıfatıyla mutasif olursa لَزِمَ الْاِتِّسَابِ بِمَحَالِهَا Öyle değil mi? Bunların mahallarına itisal vacidir. Yani mevzuk yerine değinmeli. Melmus mahne değinmeli. Meşmum mahne değinmeli ki bu sıfat idrak sıfatı olsun. Bir şey burnuna değecek, gidecek ki kokuyu anlayacak. Bir şey vücuduna değecek ki lemsi, nu'meti, huşuneti anlayacak. Bir şey diline değecek ki, o cisme değecek ki zevki ne yapılacak? Anlayacak. Eğer bu sıfat, Allah-u Zülcelal bu sıfatla mutasif olsa de lezimel itisal bir mahalya. Peki bu itisal bir mahal niye olsun? Telazümen akliyen. Telazümen akli olarak lazımdır. Yani akıl bu sıfatla mutasif olabilmeyi için itisal bil mahali gerektiriyor. O zaman fela yutasavveru infikakuhu. Fela yutasavveru infikakuhu. O zaman bu itisalı madem itisal aklen terazüm akliyle itisal lazımsa o zaman fela yutasavveru infikakuhu. Bu itisalın infikaki. İnfikakı nereye gidiyor? İttisalın infikakı düşünülmüyor. Bakın, لَوْ اِتَّسَّفَ تَعَالَ بِهَا Bu fiil-u şer, bu merzum. لَزِمَ الْاِتِّسَالُ بِمَحَالِهَا تَلَازُمُ الْاَقْلِينَ Bu da lazımdır, cezav-u şerdir. وَالْلَازِمُ Hani لَزِمَ الْاِتِّسَالُ بِمَحَالِهَا Bu müstahil-u şahkı itala. Bu lazım, cezav-u şer, Allah-u Zülcelal hakkında muhaldir. E bu muhalse, وَاِسْتِحَالَةُ الْلَازِمِ وَهُوَ الْاِتِّسَالُ تُجِبُ اِسْتِحَالَةَ الْمَرْزُمِ وَهَا اِتِصَافُ تَعَالَ بِيَا Madem itisal bir mahal muhaldir, bu neye lazım? İtisaf-ı bil idrake lazım. Öyleyse itisaf-ı bil idrak da muhaldir. Allah-u Zülcelal'a itisaf-ı bil idrak yoktur. Oldu mu olmadı? E tabi birinci görüş Allah'a idrak sıfatı olması daha kuvvetli olduğu için şimdi diyor yani birinci grup İdrak sıfatı var diyen grup delilleri getirmeyle birlikte ikinci grubun, ikinci cem'in delilini de ne ediyorlar? Çürütüyorlar. Diyor, وَلَاكِنِ الْاَوَّلُونَ وَلَاكِنِ الْاَوَّلُونَ Birinciler, قَادِ بَاقِلَانِ الْقَادِ الْبَاقِلَانِ اِمَامُ الْحَرَمَنِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا لَا يُسَلِّمُونَ اَنَّ بَيْنَ الْاِتِسَافِ بِهَا Bu sıfatla itisaf olma ile وَالْاِتِسَالِ بِمَحَالِهَا مَحَلَّ اِتِسَالِ arasında telazümen akliyen, telazümen akli olduğunu kabul etmiyorlar. Hani ikinci cem'e diyordu ya, eğer itisaf varsa, itisal-i bilmehal da olur. Ne olur? İtisal-i bilmehal da olur. Diyor yok, telazüm akli var arada. Bu diyor yok. Birinciler bunu kabul etmiyorlar. Bak, وَلَاكِنِ الْاَوَّلُونَ لَا يُسَلِّمُونَ اَنَّ بَيْنَ الْاِتِسَافِ بِهَا وَالْاِتِسَالِ بِمَحَالِهَا تَلَازُمًا اَقْلِيَّ Telazüme aklı olduğunu kabul etmiyorlar. Bunu teselüm etmiyorlar. Niye? لِمَا تَقَدَّمَ Geçirdiğimiz sebepten dolayı. مِنْ اَنَّهُ Birinci kavul diyelim. مِنْ اَنَّهُ Birinci kavul. Veyahut da birinci kavulun eshabları. يَجْعَلُهُ عَادِيًا Bu itisal-ı bil mahalli adi kılıyordu. Ve yakbelul infikaki. İnfikaki ne ediyor? Kabul ediyordu diyordu. Bak lima tekademe min ennehu yec'aluhu adiyen ennehu mecbur kavle evvele götürelim. Ha. Lakin il evvelu cem'i geçtiği için deseydim min ennehum yec'alunehu adiyen deseydi de olurdu. Ama lima tekademe öyle diyelim. Min ennehu birinci kavl يَجْعَلْهُ عَادِيًا Bu itisali adi yapıyor ve يَقْبَلُ الْاِنْفِقَاكِ kabul eder diyor. Öyle değil mi? Yani bu adi bir şeydir. Lazım-ı akli değildir. İnfikaki kabul edebilen bir adi durumdur. Öyle değil mi? Madem adi bir durumdur, infikaki kabul ediyor, Allah-u Zülcelal hakkındaki, Allah-u Zülcelal sıfatı olan idrakta bu yoktur. Oldu mu? Ha dese lima takademi min ca'li adiyen ve kabulihi el infikake dese de ibaret daha iyi olurdu.
lima takaddeme. O da nedir? Min ca'lihi adiyen ve kabulihi en infikake. Yani adi bir durum olduğu, infikak kabul etmediği şeydir. Oldu mu olmadı? Peki, birinci kavlun delili ne demişti? Demişti, لِأَنَّوْ لَوْ لَمْ يَتَّسَّفْ بِهَا لَتَّسَّفَ بِالْضِدِهَا demişti. Öyle değil mi? Bak birinciler ikincinin delilini çürütürler. Şimdi getiriyor, birincinin delili de fazla sağlam değil. وَدَّعْوَا اَنَّهُ تَعَالَى لَوْ لَمْ يَتَّسِّفْ بِهَا لَتَّسَّفَ بِالْضِدِهَا. Bu dava fasidetun. Bu dava nedir? Fasittir. Niye? Murafatil ilmi vacib lehu ta'ala li zalike dıddi. İdrak olmasa idrakın dıddi olur. İdrakın dıddi nedir? Adamın idraktır. Ya adamın idrak ilmin, ilim sıfatına terstir. İlim sıfatı var mı? Var. İttifakı mı? İttifakı. Madem ilim sıfatı var, o zaman idrak olmasa idrakın dıddi, adamın idrak cehl olur, olmaz. O zaman لَوْ لَمْ يَتَسِفْ بِهَا لَتَّسِفَ بِالْضِدِهَا bu fasidetun. Niye? لِمُنَافَاتِ الْعِلْمِ الْوَاجِبِ اللّٰهُ تَعَالَى. Allah-u Zülcelal'a vacip olan ilmin münafati var. Neye? لِذَالِكَ الضِدِّ. O dıdda neyi var? Münafati var. Demek ki Allah-u Zülcelal idrakla mutasif olmasa da dıdıyla itisaf lazım gelmez. Niye? Çünkü Allah-u Zülcelal'a vacip olan ilim sıfeti buna nedir? Munafidir. Hakikaten munafidir, evet. لِيَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى مُحِيطٌ بِمُتَعَلَّقَاتِهَا. İdrakın mutallakatları neyse, ilim sıfeti ona ne diyor? Taalluk ediyor. İlim sıfetinin taalluk ettiği mutallakatlara nasıl cehel taalluk edebilir? Nasıl idrakın dıdı taalluk edebilir? Oldu. Öyle ise ve davâ annehu ta'ala lev lem yetesibiyye lettesebiddi diha fâsiyetun. Niye? Li münafâdil ilmi vâcib lev ta'ala izâlike dıdı liyana ilme ve ta'ala muhidun bi mutallakâtiha fevve ilim kafin anha. Bu idrak sıfatına kafidir. Niye kafidir? Heysu, çünkü lem yeri sem'un. İdrak sıfatıyla ilgili bir sem'un. Sem'in bir delil yok. Ve la delle aleyha fiyeluhu ta'ala. Allah-u Zülcelal'ın fiili de buna delalet etmiyor. Ke halkil alemi. Şimdi alemin halkı idraka delalet etmiyor. Niye? Lennev la yetevakkafu aleyha. Halkul alem idrake taalluk etmiyor. Hani halkul alem kudrete, irade, ilme tevakkuf ettiği gibi idrake de tevakkuf eder diye bir şey yok. İdrak olmasa da ilim var, var. İrade var. Kudret var. Halkul alem bunlarla olur. İdrak olmasına gerek yok. Oldu. Yani hulase birinci kavlun delili de dört örlük güçlü değil. İkinci kavlun delili de dört örlük güçlü değil. Onun için zaten vakile ve inde kavmin sahafihil vakfu. Zaten onun için iki tarafın delilleri güçlü olmayınca bir kile demiş vakıf yaparız. Ne var deriz, ne yok deriz. Varoluşunun kat'i delili de yok. Yok olmanın dikkati delili de yok. Öyleyse biz ne ederiz? Tevakkuf ederiz. فَهَلَّهُ اِدْرَكٌ اَوْلَا خُلْفٌ اَيْ فِي جَوَابِ ذَٰلِكَ اِخْتَفْنَ. Hani gaye fi cevabi zalike suali hulfun. Yani biri sorarsa idrak var mı yok mu? Bu sualın cevabında ne var? Hulf var. Hulf ne demek? İhtilaf. Oldu. Ha, bu işaret etti ki hulfun ihtilaf manasındadır. Mubtada olur. O haberi de mahzuf nedir? Fi cevabi zalikedir. Oldu. Kendisi diyor fe mubtedaun bu hulfun ihtilafın manasındadır. Mubtada olur. Haberun mahzuf ku fi cevabi zalike. Yani fi cevabi zalike sualil faradiyyi. Yani farazen sorulursa Allah-u Zülcelal'a idrak var mı yok mu? O sualın cevabında ne var? İhtilaf var. Ne demek ihtilaf var? Kimisi var diyor, kimisi yok diyor. Oldum.
Ha, şimdi bu ihtilaf neyin üzerine bina ediliyor? Ve hazel ihtilafu, bu ihtilaf mebniyun alel ihtilafi fi delili sıfati selaseti sabiketi. Geçirdiğimiz üç sıfatın delili hakkındaki ihtilafa mebnidir. Elleti üç sıfat hiyel kelamu ve sem'u vel beseru. Kelam, sem'u, beser. Hani bunlarınla ilgili. Bunlarla ilgili. Ne var? Delilleri, sem'i delilleri, yani delil sem'i ile mi sabitirler? Delil ile nakli ile mi sabitirler? Sem'i ile mi sabitirler? Ona göre burada da ne? İdrak sıfeti var mı? Yok mu ortaya çıkar. Femen esbeta bi delilil akliyi. Kim ki dese kelam, sem'i, beser, akli delille sabitir. Kim akli delille ispat ederse. O akli delil nedir? Ve nas sıfatu kemalin. Bunlar nedir? Kemal sıfatlarıdır. Felev lem yetesef biha, felev lem yetesef biha, eğer Allah Zülcelal bu kemal sıfatıyla mutasif olmasa, letesefe bi adıda diye bunlar dıdlarıyla ne olur? Mutasif olur. Ve ye dıdları da nekaisu, nuksan şeylerdirler. Ve neksu aleyhi teala muhalun, Allah Zülcelal hakkında neksa nedir? Muhaldir. Ama bak bu dille akliyle kelam, seme sıfatı ne edildi? İspat edildi. Kim ki kelam, sem, beser sıfeti bu delili akliyle ispat ederse o esbete hazi sıfete, o idrak sıfetinde ne eder? İspat eder. Elleti idrak sıfeti ki hiye sıfetul idraki. İdrak neydir? Sıfetidir. Ve men esbete bi delili sem'iyyil mutakaddimi. Kim ki bu üç sıfeti geçirdiğimiz delile sem'iyle, hani ayet hadislerde geçir, onunla ispat ederse, nefes sıfetel mezkurete, bu mezkur sıfeti, bu idrak sıfeti idrak ne ediyor? İnkar ediyor. Niye? Ya kelam, sem'i, beser, nakli delile ispat ettiği. Öyle değil mi? İdrakın sem'i delili yok. O zaman idrak diye bir sıfet yok. Lianne vlem yeri bir sem'i, sem'i bunlarla varı olma. Biha idrak yok. He. Lianne lem, lem yeri biha bu idrak sıfetiyle sem'un sem'i varid olmamış. Tabi burada bir tefsirat var. Vakit kalmadı, girelim. Onu şimdi bırakalım. Sadece ibarenin idahi için bir daha tekrar edeyim. Üzzetini tekrar edeyim. Kim ki kelam, sem'un, beser akli delile ispat ederse akli delil bunlar için olduğu gibi idrak sıfatı içinde var. Evet. İdrak sıfatını da inkar eder. Evet. Ne eder? İspat eder, kabul eder. Kim ki bu üçünü sem'i delille, geçirdiğimiz sem'i delillerle ispat ederse o idrak sıfatını inkar eder. Niye? Çünkü o idrak sem'i delillerle ispat ediyor sıfatları. Bunun hakkında da sem'i delil yoktur. Anlaşıldı değil mi? قَوْلُهُ وَعِنْدَ قَوْمٍ سَحَ ف۪يهِ الْوَقْفُونَ Söyle Fatih. Misafir gelmiş de senin. Aramızı bekliyormuş, dersten sonra gelecek. Hanımı varmış şimdi. Tamam, beklesin. قَوْلُهُ وَعِنْدَ قَوْمٍ سَحَ ف۪يهِ الْوَقْفُونَ Ne demek? اَيْ وَسَحَ تَوَقُّفُ عَنِ الْقَوْلِ بِاِسْبَاتِ الْاِدْرَاكِ وَالنَّف۪ي عِنْدَ قَوْمٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ Ey ve sahat tevakufu, tevakuf sahadır neden? Anil kavli bi isbatil idraki. Anlıyorsun değil mi? Evet. Yani idrak sıfatının isbatının kavlinde tevakuf sahadır. Yani bak, sahat tevakufu anil kavli bi isbatil idraki ve nefi. Öyle değil mi? Evet. Yani idrak var mı yok mu? Ne isbatıyla ilgili kavlun, ne nefiyle ilgili kavlun hakkında tevakkuf sahihdir. İnde kavmin minel mütekellimin. Mütekellimlerden bir cemaat, bir kavmin yanında idrak isbatıyla ilgili ile nefiyle ilgili kavlda ne?
tevakkuf sahadır. Biz ne var deriz, ne ispatla ilgili kavli deriz, ne var deriz, ne nefle ilgili kavli söyleriz, ne yok deriz. Ne var, ne yok deriz. Peki, inda kavmin minel mutekellim. Bunlar kimlerdir ki onların yanında idrakın ispatıyla nefile ilgili kavlda tevakkuf etmek caizdir? Diyor ki, muhterihim, muhterih isimdeki alim gibi. Hele bir bakın bu vefatları kaç. Ve ibn-i Tilmisani gibi ve badil müteahhirin gibi. Oldu mu olmadı? Niye bunların yanında isbat nefsün kavliyle ilgili tevakuf sahidir? Lita'arudil edilleti. Çünkü isbatla var diyen kavlun delilleri, yok diyen kavlun delilleri birbirine taarud ediyorlar. Birbirini itiyorlar. İza taareda tesakata. Onların da delili var, onların da delili var. İki delil birbirini taarud edince bize düşen nedir? Susmaktır. Ne var deriz, ne yok deriz. Var diyemeyiz, yok diyenlerin delili karşımıza çıkar. Yok diyemeyiz, var diyenlerin delili karşımıza çıkar. Neyse ne ederiz? Susarız. Faha ulai. Oldu mu? Faha ulai'l kavmu. Bu kavm la yezzimune bi subutil idraki. İdrakın subutunu cezmetmiyorlar. İdrakın subutunu ne etmiyorlar? Yani kesin var demiyorlar. Ke ehlil kavlil evveli, birinci kavlin ehli. Ve la yezzimune bi nefihi, kesin yoktur. Bunu da cezmetmiyorlar. Ke ehlil kavli sani. Ya ne derler? Ne var deriz, ne yok deriz. O da olabilir, o da olabilir. Susarız. Ve hazel kavlu, bu kavl eslemu ve essahu minel kavleynil uleyeyni yanlış. Evveleyni olması lazım. Sizinki iki yanı bir. Bir yaz. Tamam, sizinki doğru, benimki yanlış. Bu kavl daha eslem, birinci ikinci kavlden daha eslemdir. Daha nedir? Es-sahdir. Niye? Pek var diyenler belki yok diyenlerinki daha kuvvetli olabilir. Yok diyenler belki var diyenler nedir? Haklıdır. Bak, var diyenlerin yanılma payı var. Yok diyenlerin diyen kavlun da yanılma payı var. Ama tevakuf edersek yanılma payı yok. Tevakuf ederiz, karışmayız. O da olabilir, muhtemeldir. O da olabilir, muhtemeldir deriz. Ve kemehtülife fil idraki. İdrak sıfatında var mı yok mu diye ihtilaf vakı olduğu gibi uhtülife fil kevni mudreke. Kevni mudrek var mı yok mu? İdrak var diyenlere göre kevni mudrek de var. İdrak yok diyenlere göre kevni mudrek de yok. Orada idrak var mı yok mu tevakkuf edene eden burada da kevni müdrek hakkında da ne tevakkuf ediyor. Ve nesahu el vakf an zalike. Esah o ki nasıl idrakta vakıf etmek esah eslem ise kevni müdrekte de vakıf etmek nedir? Esahdır. Oldu. Ve kemehtülfe fil idraki uhtülfe fil kevni müdreke. Ve esahu el vakf an zalike. Oldu. Bunda da vakıf etmek nedir? Esahdir. Sıfatul maani tekvin sayarsak 8 saymasak neydi? 7. Bak idrak yoktu bunların içinde. Ne yoktu? İdrak yoktu. İdrak yoktu. Neydi? Kudret. Öyle değil mi? Evet. İlim. Seme. Beser. İrade, kelam, tekvin dediyse biri eksik kaldı. Öyle değil mi? Neydi o? Şimdi ilim, kudret bir, irade iki, ilim üç, hayat sayma. Hayat 4, kelam 5,
Semen 6, Beser 7, tek gün saysak 8. Oldu mu? Tek gün saymasak 7. Sıfatul mani bitince sıra neye geldi? Sıfatul maneviye sıra geldi. Sıfatul manevi maneviye kaçtır? Aynı ne gibi? Sıfatul mani gibi. Sıfatul ne? Mani gibi. O kaçta neyse o da nedir? Odur. Çünkü sıfatul mani meslerlerdir. Kudret hayat ile. Sıfatul manevi hayyun, alimun, semiun, besir onlardırlar. Yarından itibaren neye başlıyoruz? Sıfatul maneviye ne diyoruz? Başlıyoruz. Nefakumullahu nefen mubina.